Değerli okuruyorum takipçileri bu videomuzda okuduklarımızı unutmamak için dikkat etmemiz gereken 10 ilkeyi konuşacağız. Bundan bir süre önce bir takipçimiz bana bir mesaj atmıştı ve özetle şöyle demişti. Okuduklarımızı unutmamak için ne yapmalı veya nasıl okumalıyız? Bazen bir kitap okuyorum. Onun üzerinden 3-4 ay geçiyor. Onun üzerinden de 5-6 kitap okumuş oluyorum bu süre içerisinde. Dönüp bir bakıyorum ki okuduklarımın %15-20'si aklımda ya kalmış ya kalmamış. Bunu dert etmiş ve sağ olsun bize sormuş. Ben de maşallah dedim kendi kendime. Bir okuyucu 5-6 ay sonra okuduklarının %20'sini hala aklında tutabiliyorsa bu aslında iyi bir şeydir. Ama neticede bu mesele bir okuyucu için, kendini geliştirmek için okuyan birisi için bir problem. Yani okuduklarımı nasıl daha az unutabilirim? Nasıl daha verimli bir şekilde, aklımda kalacak şekilde okuyabilirim? Bunun için tabii ki yapılacak bazı şeyler var. Yani unutmak, hepsini unutmak çok iyi bir şey değil. Ama burada konuşacağımız şeyler okuduklarımızın bizi daha fazla şekillendirebilmesi. Okuduklarımızın mümkün olduğu kadar çok bizim zihnimizde yer edecek şekilde nasıl okuyabileceğimizin meselesiyle ilgili konuşacağız. Yoksa okuduklarımızın hepsi aklımızda kalacak diye bir şey yok. Bu zaten iyi bir şey de değil. Öncelikle şu soruyu kendimize soralım. Okuduklarımızın hemen hemen hepsinin aklımızda kalması iyi bir şey midir? Yani hayalimiz bu. Yani yüzlerce kitap okursunuz, on binlerce sayfa bilgi edinmiş olursunuz. Romanlar, hikayeler, felsefe, bilim kitapları, anılar, hatıratlar neyse bunların hepsinin zihnimizde kalması hayalimiz ise bile bunun gerçekleşmesi nasıl bir sonuç doğururdu? Bu aslında hayatı yaşanmaz bir hale getirir. Unutmak bu açıdan iyi bir şeydir. İnsanın hayatını devam ettirebileceği, yeni şeyler öğrenebileceği, zihninde bazı şeyler için boş yer bırakabileceği bir imkan verir. Unutmak. Yani özetle unutmak iyidir. Önce onunla bir barışmak lazım. Bu kötü bir şey değil. İnsan unutacak ki hayatını daha huzurlu bir şekilde devam ettirebilsin. Mesela romanlar okuyoruz. Klasiklerden, modern romanlardan, felsefi romanlardan tutun tarihi romanlara, onlardan tutun ütopik, distopik romanlara kadar. Bunların hepsinin karakterlerini, yerlerini, olaylarını mesela Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki o serideki yer isimlerini, dille ilgili hususiyetleri bunları zihinde tutmak aslında bir hastalık derecesinde insanı yorar. Dolayısıyla biz dönüp bir kendimize baktığımız zaman ben bunu niye unutuyorum demeden önce ben de bunlardan bende neler kaldı, beni ne şekilde değiştirdi, geliştirdi diye odaklanmak önemli. Bu bizim için birinci ilke olsun. Yani nedir birinci ilke? En baştan söylemem lazımdı bunu tabii atladım. Öncelikle unutmak iyidir yargısını kabulleneceğiz ve bununla barışacağız. Unutmamamız gereken ikinci ilke. Ne kadar ben bunları unutuyorum desek bile, onlardan bize bizim fark etmediğimiz çok şeyin kaldığı gerçeği. Tamam bilgileri unutuyor olabiliriz, oradaki alıntıları unutuyor olabiliriz. Ders çalışırken okur mu okuyormuş gibi okuyorsak, o bilgileri tekrar hatamız hatırımıza getirmekte zorlanıyor olabiliriz. Ama şunu kabul ederek okuyalım. Okuduğumuz her kitap bizi geliştirir. Bununla ilgili mesela Tuğba Akbey İnan'ın Ruh Zinetleri kitabında bunu. E, tanıtmıştık. Sosyal medyada vardır. E, onun kitabında mesela sayfa 84'te e, bir e, al, hikaye var. Bir alıntı mı diyelim kısa mı diyelim. Onu sizinle paylaşayım. E, o çok güzel ifade ediyor çünkü bu meseleyi. E, bir nükte diye kitabında şöyle e, anlatmış. Bir defasında hocama dedim ki tabi bu e, yazarın kendi e, anısı değil başka bir yerden alıntı yapmış. Onu da başta söyleyerek başlayalım okumaya. Bir defasında hocama dedim ki bir kitap okudum ama zihnimde kitaptan hiçbir şey kalmadı. Bana bir hurma uzattı ve dedi ki bunu ağzında çiğneyip ye. Yedikten sonra sordu. Şimdi sen büyüdün mü? Hayır dedim. Dedi ki büyümedin ama o hurma vücudunda dağıldı. Et oldu, kemik oldu, sinir oldu, deri oldu, tırnak oldu, hücre oldu. Anladım ki okuduğum kitap da öyle dağılıyor. Bir kısmı kelime darcımı zenginleştiriyor. Bir kısmı bilgi ve irfanımı arttırıyor. Bir kısmı ahlakımı güzelleştiriyor. Bir kısmı yazı ve konuşmada üslubuma incelik katıyor. Her ne kadar ben hissetmesem de. Yani bu da böyle bir şey. Siz kitap okurken, biz kitap okurken sadece oradaki bilgilerin zihnimizde, hafızamızda kalmasına odaklanmayacağız. O bizim kelime dağarcığımızı, düşünme kapasitemizi, olaylara karşı, hayatın anlamına karşı yaklaşımlarımızı biz farkında olsak da olmasak da etkileyecek. Bir yerde insanlar konuşurken onlara öyle güzel bir fikir söyleyeceğiz ki diyeceğiz ki sonra kendi kendimize ya bu benim aklıma nasıl geldi o anda hayret ne iyi düşündüm ben falan diyeceğiz. Ama farkında olmayacağız ki o bizim belki bir yıl iki yıl önce okuduğumuz bir kitaptaki bir cümleydi. Ama biz onun o kitaptaki bir cümle olduğunu unuttuk. Fakat geri geldiği zaman o geri geldi. Ve bizim ağzımızdan bir fikir olarak bir cümle olarak döküldü. Yani biz unuttuk zannediyoruz ama unut, unutmadık yani. Dolayısıyla bizi büyüten, beden olarak değil, zihnen, fikren, ilmen büyüten kitapları sadece birer basamak gibi hissedelim. Bir kilometre yukarıya çıkarken çıktığımız her basamak sanki bizim için hiç mesabesindedir. Ama neticede bir kilometre yukarıya o basamaklar olmadan da çıkamayız. Okuduklarımızı daha az unutmak için dikkat etmemiz gereken üçüncü ilkeye geldik. Bu da okumayı ciddiye almak. Yani otobüste, metroda, yürürken, otobüs beklerken bazı önemli gördüğümüz işlerin arasına sıkıştırılmış bir okuma tabii ki bizim konsantrasyonumuz olmayacağı için bize bir şey katmayacaktır o okumalar. Sadece vakti geçirdiğimiz etrafa değil oraya odaklandığımız, gözümüzü oraya verdiğimiz bir an olarak geçecektir. Yani Vakti öldürmek, vakti geçirmek amacıyla yapılmış olacak. Ama okumayı ciddiye almak için birkaç şeye dikkat etmek lazım. Öncelikle Okumak için bir zaman ve mekan ayırmak gerekiyor. Öyle olduğu zaman daha fazla zihinde kalıyor. Yani herkesin bir kenara çekildiği akşam geç vakitte sabah erken vakitte veya insanların okuldaysanız mesela herkesin öğretmenler odasında siyasetten öğrencilerden vesaireden falan konuşurken futboldan evden yemekten Siz başka bir yere gidip bir boş sınıfta veya boş bir yerde kitap okumaya vakit ayırdığınızda ona önem vermiş olacaksınız. Dolayısıyla önem verdiğiniz her şey de size daha fazla etki edecek. Burada zihnimizi kitaba odaklamak için dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de ekrandan uzak durma meselesi. Telefon ekranı olsun, bilgisayar ekranı olsun, televizyon ekranı olsun fark etmez. Bunlar bizim göz konsantrasyonumuzu da, zihin konsantrasyonumuzu da neredeyse mahveden bir etki bırakıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çok televizyon izleyip veya tele, bir telefonda çok fazla e, oyun oynayıp veya bir şeylere bakıp yattığınızda uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü zihin bir toz duman siz fark etmeseniz de. E, veya bir televizyonu veya telefonu, ekranı çok fazla kullanıp da bir şey okumaya odaklandığınızda kelimelerin üzerinde gözünüzü sabit tutamıyorsunuz. Çünkü göz bir o tarafa bir bu tarafa kaymaktan e, bir yere toparlanamıyor. Sarhoş olmuş durumda çünkü. Çok fazla uyaranla muhatap olduğu için e, odaklanmaktan her tarafa kaymaya doğru gitmiş durumda. Dolayısıyla burada ekrandan ne kadar uzak durursak e, kitabın kelimelerin harflerin paragrafların cümlelerin anlamların üzerine e, konsantre olma, odaklanma gücümüzü de o kadar geri kazanırız. E, yani burada ekran okuduğunu unutmak istemeyenlerin e, baş düşmanlarından bir tanesi. Dördüncü ilkemiz ders çalışır gibi okumak. Az önce bahsettik. Vakit geçirmek, zaman öldürmek veya baş, eğlenmek gibi bir amaçla başkalarına bakın ben de bu kitabı okuyorum demek için okumakla ders çalışır gibi okumak arasında fark var. Ders çalışır gibi okumak için ne yapmak gerekir? Öncelikle kalem, kağıt, bir ajanda, bir fosforlu kalem, sticker'lar, yapışkanlar vesaireler ile birlikte o kitap üzerinden başka araştırmalar yapmaya geçişi de mümkün kılacak bir tarzda okuma yapmak. Bunu biraz açayım. Mesela bir kitabı okuyorsunuz. O kitapta bir kişi ismi gördünüz. O kişinin hayatıyla ilgili veya yazarın o kitapta bahsettiği özelliğiyle ilgili internette hemen bir araştırma yapmak sizi o konuda daha fazla konsantre olacağınız için geliştirecektir. Akılda kalıcılığı arttıracaktır. Oradan başka konulara geçmek. O konuyla ilgili de araştırmalar, o konuyla ilgili yeni kitaplar edinmeye gayret etmek. Yani kendinizi bir araştırma örgüsünün etrafında o kitaba odaklamak bu önemli bir şey iki tane örnek vereyim şimdi aklıma gelen mesela Stefan Zweig'in dünün dünyası kitabında mesela Freud ile ilgili bir hatırası var Freud'un son zamanlarındaki görüştüğü zamanı anlatıyor işte ben onun gözlerinde ölümü gördüm bir resmi çiziliyordu birisi onun resmini çiziyordu tablosunu çiziyordu ben o zaman onun gözündeki o ölümü hissettim ölüme yakınlaştığını hissetmiştim diyordu. Ben merak ettim bu tablo nedir diye mesela internetten baktım o tabloyu gerçekten yapılmış gördüm. Onun o anlattığı o his gerçekten orada var mı? Bu tabloyu kim yapmış? Kaç yılında yapılmış? Gibi daldan dala atlayacak bir araştırmaya doğru gidiyorsunuz öyle bir durumda. Başka bir örneğini söyleyeyim Mes mesela Marshall Hutsin'in Dünya Tarihi'ni yeniden düşünmek kitabında baş kısımlarda bir dünya haritalama metodu bölümü var. Yani bu haritalar yanlış anlamında söylüyor. Orada metotlardan bahsediyor, bilimsel kavramlardan bahsediyor. Yani merak saldım. Dünya haritalama metotları nelerdir? Bunların açmazları, sıkıntıları, üstün, zayıf yanları nelerdir gibi. Bunlardan mesela birkaç tane paylaşım yapma imkanı oldu. Bu bir genel kültür artışı aynı zamanda. Bunun gibi onlarca kitaptan onlarca farklı konuya atlayabilirsiniz. Tabi kitapta sabit kalmak, onu merkeze almak şartıyla. Bu da sizin ders çalışır gibi o kitabı okumanızı ve ders çalışır gibi öğrenmenizi sağlar. Öbür türlü çerez yer gibi yerseniz kabuklar bir tarafta, çerezler midenizde böyle hayat hızlı bir şekilde gelip geçiyormuş gibi olur. Ve elbette geriye döndüğünüzde bir şey anımsamazsınız. Bu ilkenin başka bir hususuna değineyim. Eğer ders çalışır gibi okuyorsanız bazen bazı kitapları dönüp tekrar okuma ihtiyacı da hissetmeniz lazım. E, aklımın, aklımda kalsın istiyorsanız bir kitaba, önem veriyorsanız, bu kitap benim için değerliydi diyorsanız, 3 ay sonra, 5 ay sonra veya bir yıl sonra dönüp o kitabı bir daha okumak için vakit ayırmakta fayda var. E, nice böyle kitaplar e, okudum. Mesela bundan yıllar önce okumuşum. Şimdi mesela bir kitap müzakeresi yapacağız. Onun için tekrar okumak ihtiyacı hissediyorum. Dönüp baktığım zaman diyorum ki iyi ki bir daha okuyorum. Çünkü çok şey benim de zihnimden, hafızamdan gitmiş. Onları tekrar etmiş gibi oluyorum. Bunun için kitabı arada bir yeniden elinize almak, onu tekrar okumak bir vakit kaybı değil. Okuduğumu unutmayayım diyorsanız sizin için bir avantaj olacaktır. Beşinci ilkemiz okurken mutlaka altını çizerek, notlar alarak, bir yerlerine bir şeyler yapıştırarak, başka bir yerlere o kitapla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi yazarak ee, okumak. Bunun herkese göre değişen e, teknikleri var, alışkanlıkları var. E, Yusuf Kaplan'ın çok renkli kalemlerle e, çizdiği usuller var. Mesela o fosforlu kalemle e, satırların üzerinin çizilmesine çok karşı. Ama ben de öyle yapıyorum mesela. O tabii ki bir üstad. Onunla, e, onun yaptığını eleştirecek, yorumlayacak e, haddim değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Herkesin kendine göre oturttuğu bir üslubu var. Bu sticker'ları yapıştırdığınız renkli bantları vesaireleri konunun önemine göre renklerini tasnif edebilirsiniz. Önce fosforlu kalemle çizip daha önemli gördüğünüzün etrafını kurşun kalemle daire içine alıp bu şekilde notlar alabilirsiniz. Önemli olan o, o fikirlerle o satırlarla ne kadar iştigal ediyorsanız onlarla ne kadar hemhal oluyorsanız vakit geçiriyorsanız üzerlerine kendi izinizi bırakıyorsanız o kadar akılda kalıcılığı artacaktır. Ama bu başkasının size söyleyeceği bir usul değil. Sizin okurken kendinize göre belirleyeceğiniz bir usul olmalı. Okuduklarımızın akılda daha iyi kalması için dikkat etmemiz gereken 6. ilke okuduklarımızı mümkün olduğu kadar çok paylaşmak, anlatmak. Bunun değişik platformları olabilir. Aile içerisinde konuşurken insanları sıkmadan tabii. Yeri geldikçe kitapta okuduğunuz bir anekdottan, bilgiden bahsetmekten tutun eğer öğretmenseniz öğretmenler arasında veya kitap kulübünü rehber öğretmeni olduktan sonra öğrencilerle birlikte e, kitapları okuyup daha sonra onları müzakere ederek paylaşmak anlamında veya sosyal medyada okuduklarınızla ilgili paylaşımlar yaparak e, onları paylaşmak anlamında değişik platformlarda olabilir bu ama önemli olan içinizde tutmamak Çünkü biliyorsunuz öğret akılda kalıcılığın en üst basamı bir şeyi öğretmek o zaman daha fazla akılda kalıyor. Bunun için de sizin bir şekilde yani nasıl yapacaksanız artık bu okuduklarınızı cümleleri fikirleri paylaşarak müzakere ederek onları tekrar etme yoluna gitmeniz lazım. Yedinci ilkemiz okurken mümkünse başkalarının da olduğu bir okuma serüvenine girişmek. Yani tek başına değil başkalarıyla birlikte okumak. Sizin okuduğunuz kitabı aynı anda başkalarının da okuduğunu bilmek. Burada... Ee, onlarla bunu müzakere edeceğiniz fikir alışverişinde bulunacağınız için e, mümkün olduğu kadar çok anlayarak okumaya gayret edersiniz. Yani okudun mu? Okudum. Sen okudun mu? Ben de okudum. Peki ne öğrendin? Ne anladın? Yani aklımda bir şey kalmadı. Demek bazen insanı utandırır, çekindirir yani. Çünkü karşınızdaki insan muhtemelen sizden daha çok anlamıştır, daha çok şey öğrenmiştir. Bu duruma düşmek istemez insan onun için başkalarıyla birlikte okuyorsa, bitirildiği zaman ne nasıl buldun kitabı denecekse bu illa kitap müzakere grupları ile olmak zorunda değil. Bir öğretmen arkadaşınızla veya bir delikanlı veya hanım kız çocuğunuz varsa onunla birlikte bir kitaba başlamak ve bitirmek de akılda kalıcılığı arttıran bir husus olabilir. Sekizinci ilkemiz mümkünse okuduğumuz her kitabın müzakeresini yapacağımız gruplar oluşturmaya çalışmak. Eğer iyi bir kitap okuyucusuysanız ve mesela öğretmenseniz ki ben daha çok öğretmenlere hitap ettiğimi düşünüyorum. Veya gençlerle, çocuklarla, ergenlerle muhatap olan insanlara hitap ettiğimi düşünüyorum. Onlarla mümkün olduğu kadar bu konuyu müzakere edebileceğiniz ortamları oluşturmaya çalışmak faydalı olabilir. Bunun için az önce bahsettim kitap kulüplerini kurmak ve onların rehber öğretmeni olmak çok güzel bir imkan. Yani hem çok fazla insanı yormaz hem sizi de geliştiren bir süreci, sizi sürecin içine sizi dahil eder. Ee, eğer öyle değilse de işte arkadaşlarınızla, e, internetteki varsa takipçilerinizle 3-5 neyse artık e, bunu yapabilirsiniz. Eğer iyi niyetliyseniz tahmin etmediğiniz yerlere varabilir e, işin boyutları, e, bereket açısından. E, bu tür grupları yönetebileceğiniz çok fazla platform var bugün. Yani Google Classroom'dan tutun da işte Instagram'a kadar, Facebook'ta Sayfa veya grup kurmaya kadar birçok şeyi yapabilirsiniz. 3 kişi 5 kişi gelse bile bu sizin kitaba daha fazla odaklanmanızı sağlayacağı için sizin anlamadığınız birçok konuyu başkalarının size anlatacağı için daha verimli daha kalıcı bir okuma süreci olacaktır sizin için. 9. ilkemiz mümkünse unutmak istemediğiniz bir kitabı okuyorsanız mümkünse o kitabı bitirdikten sonra başkalarına vermemek diyelim. Çünkü gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Göze yakın olan gönüle de yakın oluyor. Verdiğiniz kitabı gitti. O kitaptan artık size geriye hiçbir şey dönemez yarın öbür gün. Çünkü gitti artık o. Fakat kütüphanenizde tutuyorsanız bir gün kitapları karıştırırken o kitabı da alıp karıştırmak, içine bakmak, işte nerelerini çizmişim diye göz atma imkanı olacağı için tekrar hatırlayabilirsiniz. Onun için... E, kitaplarınızı ikiye ayırmanızı tavsiye ederim. Kalması gereken kitaplar gidebilecek kitaplar. Gitmesi gereken kitaplar demiyorum çünkü onların zaten e, elinize gelmemesi lazım. E, o kalması gereken kitaplardan bir kütüphane oluşturmayı planlamak e, bu anlamda size faydalı olabilir. 10. ilkemizde yani sonuncu ilkemizde şu olsun. E, bilgileri, kişi isimlerini, yer isimlerini, e, bilimsel kavramları akılda tutmaya çalışmaktan çok o kitaptaki o okuduğunuz bölümdeki makaledeki düşünceyi anlamaya çalışmaya odaklanmak. Çünkü öbür türlü zihne yüklenmiş oluyorsunuz. Zihninize çok fazla sorumluluk vermiş oluyorsunuz ve muhtemelen kaldırmayacaktır bugünkü enformatik cehalet toplumunun içerisinde. Bugünkü performans toplumunun, hız ve has toplumunun ne dersek diyelim buna içinde maalesef bu bilgiler e, samanlığın içerisindeki toplu iğne misali e, kaybolup gidecektir. Fakat düşünceyi anladığınızda, o yazarın ne demek istediğini anladığınızda, e, olayın mahiyetini kavradığınızda bu size e, asıl kazanım olarak yeter diye düşünüyorum. E, dolayısıyla sizin okuduğunuz her kitabı bu kitapta şundan bahsetti, şu konularda eleştirilerde bulundu, bu konularda tavsiyelerde bulundu. Burada bu konuya değindi. Bunu şu açıdan ele aldı diyebiliyorsanız elhamdülillah deyip kitabı kapatmak lazım. E, bu da e, bilgi olarak hem size yetecek hem de sizi kalben huzur, huzur olarak da rahatlatacaktır. 11. bir korsan madde de ekleyelim burada. Aslında 10 maddelik bir video ama bütün hepsini kapsayacak olan bir madde diyelim. Okuduklarımızın bize faydalı bilgi olarak dönmesi, bizde faydalı bilgi olarak kalabilmesi için bol bol dua etmek aslında bizim yapmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi. Çünkü bir şeyin aklımızda kalması, bir şeyi kavrama, onu tefekkür etme, fıkh etme, hikmet olarak ona sahip olma bizim elimizde olan bir şey değil. Bu bize Allah'ın vereceği bir nimet olabilir ancak. Dolayısıyla bizim e, okuduklarımızı faydalı bilgi olarak edinmemiz için e, Allah'a dua etmekten daha güçlü bir silahımız yok. E, eğer bu gücü kendimizde görüyorsak, yani ben okurum, ben anlarım, ben yaparım, ben, ben zihnimde bırakırım, işte bunun için şunu yaparım, bunu yaparım diyorsak, bu çok yanlış bir yoldur. Okuduklarımızın bize son tahlilde fayda vermesi mümkün değil böyle yaptığımızda. O son tahlil gerçekten en son tahlil olacak. Bunu da ifade edeyim. Dolayısıyla dua etmek 11. bizim asıl önemli, kapsayıcı çerçeve ilkemiz olarak burada dursun. Değerli okuruyorum takipçileri bu videomuzda okuduklarımızın aklımızda daha iyi kalabilmesi için dikkat etmemiz gereken 10 ilkeyi konuştuk. Mesele okumak olunca, verimli okumak olunca bu konuyla ilgili bu videoda bir de kitap hediye edelim diye düşünüyorum. İstiyorum. Bu konuyla ilgili çok beğendiğim bir kitabı hediye edeceğim inşallah bir takipçimize. Daniel Pennak'ın Roman Gibi Kitapları ve Okumaya Dair isimli kitabını bir okuyucumuza inşallah hediye edelim. Bunu da nasıl yapalım? Kanalımıza abone olan videoyu beğenen ve videonun altına çekilişe katılmak istiyorum yorumu yazanlar arasında videonun yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta boyunca bunu yapan okuyucularımız arasında, takipçilerimiz arasında bir çekiliş yapalım ve bir kişiye bu kitabı hediye edelim. Bu da uzun süredir kitap hediye etmediğimiz için bazı maddi sebeplerden dolayı diyelim. Bir yeniden kitap hediyesi videosu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.